Ben Tahir'in katillerinin bulunacağını hiçbir gün ne umut ettim ne de böyle bir beklentimiz var. Çünkü şunu iyi biliyoruz. Bu topraklarda cinayeti işleyenle soruşturan aynı ise failler bulunmaz. Hele hele Kürt coğrafyasında cinayetler işleniyorsa asla failleri bulunmaz. Çünkü 20 bine yakın faili meçhul cinayet var ve hiçbirinin faili bulunmadı. Ya zaman aşımı veyahut da cezasızlıkla sonuçlandı. Onun için bu topraklarda faillerin bulunmayacağını biliyorum. Ben Ağrı'dayken 2015 yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırında çalışan iki tane küçük çocuk vardı. Bu çocuklar geceleyin özel timler baskın düzenliyorlar ve ikisi paramparça edilmişti. Bedenlerinde yüzlerce kurşun vardı. Bir kent ayağa kalktı. Bunlar daha çocuk ama onlar terörist diye ilan ediyorlardı. Yanlarına silah koymuşlardı ve kamuoyunu bu şekilde yanılttılar. Ama ben birkaç gün önce burada AKP'li bir temsilciyi dinlerken ürktüm, korktum. Dönüyordu, kayın politikalarını savunuyordu. İçişleri Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunmuş ve önümüzdeki dönem halkı tehdit ediyor, yine kayın politikalarını uygulayacağız diyordu. Bıçak sırtı olan iller vardır. Bizimle AKP arasında gidip gelen iller, oradan adaydım. 2019 yılında seçimleri aldık. Ama öylesi bir baskı uyguladılar ki dışarıdan yüzlerce uçakla insanlar getirdiler, güvenlik görevlileri gelip orada oy kullandılar. Sonra Malazgirt'e gittiler. Bizim kalemiz olan ilçede bir oyla elimizden aldılar. Muş'taki aldığımız seçimi hemen Vatan Partisi diye bir parti yok Muş'ta. Vatan Partisi'ne 500-600 oy çıkıyor bizim oylarımız oraya. 2500 oyu iptal ediyorlar. Sonra DSP diye bir parti yokmuş da DSP dünya kadar oy alıyor. Bağımsız Türkiye Partisi diye bir parti yok. O partiye de oyları veriyorlar. Sonra 100 oyla 200 oyla şeye yazıyorlar AKP saflarına. Bu ilk ayağı. İkinci ne oluyor? YSK ile başlıyor. YSK kanun hükmündeki kararname ile aldığımız belediyeleri büyük bir haksızlıkla %10 oy almış bir partiye veriyor. Bu ikinci ayağı. Üçüncü ayağı ne oluyor? Sizin alamadıklarınızı valiler, kaymakamlar akşam oturuyorlar. Hemen raporlar hazırlıyorlar. Çünkü orası bir sömürge mantığıyla. Siz Kürt coğrafyasını bir sömürge olarak görüyorsanız bu politikalarınız doğru. Çünkü sömürge mantığında her yol mübahtır. Ne yapıyorsunuz? Diyarbakır, Mardin, Van gibi yerlerde daha seçim bitmemiş. Ne yapıyorsunuz? Alel acele siz yeni kayyumlar hazırlıyorsunuz. Şimdi ben Ağrı'da kaldım. Bakın gittim gördüm belediyelerdeki yolsuzlukları. Ben Ağrı'dayım. Ağrı Belediye Başkanıyım. Bir tek gün bir tek lira para almamışım. Bir kent ayağa kalkıp beni bu dönem Ağrı'dan milletvekili yaptı. Burada söylüyorsunuz ya, daha para gitti, oraya para gitti, buraya para gitti. Vallahi bütün para sizin belediye başkanlarınızın cebine gitmiştir. Bakın gidin Ağrı'da araştırma yapın. Bir tek lira çalınmamış. Bütün halkın huzurunda ihaleler yapılmış. Maaş alınmamış. Sizin borcunuz olan 150 trilyon borcunuzu ödemişiz. 150 trilyon yatırım yapmışız. Beni görevden aldığınız gün 30 trilyon para devletin ve belediyenin kasasındaydı. Onun için dönüp halka yalan söylemeyin. Hiçbir belediye başkanı, hiçbir arkadaşımız tek lira akçeli işlerle ilgili hakkında bir soruşturma yok. Soruşturmaların hepsi yaptığımız konuşmalardır. 3-5 konuşmayı üst üste getiriyorsunuz, hemen örgüt üyeliğinden dava açıyorsunuz. Gerçekten sömürge mantığıyla hareket ediyorsanız, o zaman seçim niye yapıyorsunuz?
Bunların bir karşılığının olmadığını bilin. Biz çok zor bir mücadeleden geliyoruz. Biz çok bir zor mücadelenin ürünleriyiz. Arkadaşlarımızdan çok ağır bedeller ödedik. Bu topraklarda Tahir'in de istediği, bu topraklarda barış ve demokrasi, kansız, şiddetsiz bir çözüm istiyoruz. Bizim bütün talebimiz bu. Bu taleplerimize destek sunmanız gerekir. Eğer gerçek halkın iradesiyseniz bu ele sizin de bir el uzatmanız gerekir.